Ben geldim. Şimdi ben daha önce bir video çekmiştim. Ben neden böyleyim hakkımdaki gariplikleri anlatıyorum. İsme böyle bir şey olması gerekiyor. O videoyu yeniden izlemedim. Ama bugün yine hakkımda böyle garip, gereksiz gerçekleri anlatmak istedim. Eğer ben anormal miyim, en değişik uyar bende mi var diye merak edeniniz varsa, bu videoyu görürse anlayacak ki aslında normalmiş, sorun bendeymiş. En saçma huylar bende var. Bende var, bende var, bende var. Size öyle söyleyeyim. Herkesin bir uğurlu sayısı, sevdiği rakamı, bir sayısı vardır. Bazıları bunu öylesine karar verir. Bazıları da hani bir mantığa oturtur. Numeroloji vesaire böyle şeyler var. Ben anlamam. Hiçbir bilgim yoktur. Ben öylesine bir şey buldum. 8. Manifest yaparken millet 7-7-7 falan yapıyor ya, 8-8-8 yapasım geliyor. Yani keşke manifest sayısı 8-8-8 olsaydı. 7-7-7 neye göre belirlendi acaba? Onu da bilmiyorum ama keşke değiştirebilsek yani. 8-8-8'i normalleştirebilir miyiz? Bu kötü bir özellik, biliyorum. Düzeltmeye çalışıyorum ama %100 yapabildiğimi söyleyemeyeceğim. Ben sesini sevmediğim insanlara tahammül edemiyorum. Şimdi bana diyebilirsin, senin mükemmel bir sesin mi var diye. Yok. Ben de zaten milletten mükemmel bir ses beklemiyorum. Sonuçta bu hani elimizde olan bir şey de değil ama bazı insanların sesleri aşırı sinirimi bozuyor ve o insanları dinleyemiyorum, katlanamıyorum. Çok özür dilerim o insanlardan. Bilmiyorum, sese çok dikkat ediyorum. Eminim tek değilimdir. Bir insan iyi bir insan mı? Yemin ederim neredeyse sesinden anlayacağım. Öyle bir dikkat etme seviyesi. Annem ismimi ilk başta Elif koymak istemiş. Sonra bakmış ki Sude yaygın bir isim değil. Annemin yalancı isim bu arada. O zamanlar bu isim yeniymiş. Kimse de yokmuş falan. Annem de demiş ki çok unik bir isim olmalı ve 10 kişiden 98'i ile beraber aynı ismi taşımış oldum bu sayede. Herkesin çok sevdiği bir şey var. O da gece yemek yemek. Ben bunu asla yapamıyorum. Çünkü ben gece 1 gram bir şey dahi yesem uykum kaçıyor ve asla uyuyamıyorum. Neden yani mesela? Ben de belki gece atıştırmak istiyorum ama yok. Eğer gece atıştırırsam uyuyamam. Uyuma hakkımı kaybediyorum. Herkes dışarıdan eve geldiğinde hemen makyajını çıkarır, kıyafetlerini değiştirir. Ben asla öyle bir şey yapmıyorum. Mesela sabah 10'da bir yere gittim ve 12'de eve geldim. Çünkü her an mesela akşam yeniden dışarı çıkma ihtimalim olabilir. Yeniden mi hazırlanacağım yani? Ya da belki ben kendimi öyle görmek istiyorum evde de. Sırf bu alışkanlığım yüzünden zaten sürekli makyaj uyuyorum. Azalttım bu aralar. Böyle dedim ya, yeniden başlarım kesin. Size bir teknik vereyim mi bu arada? Yatırım tavsiyesi değildir. Eğer uyuyamıyorsanız makyaj yapın. Çünkü makyaj uyumamalıyım, makyaj uyumamalıyım, makyaj uyumamalıyım derken böyle içimizden şak diye uykuya dalıveriyoruz. Vay canına! Ne diyor bu? Yatırım tavsiyesi değildir. Ben gerçekten bir sürü fobiye sahip bir insanım. Karanlıktan, köpeklerden, kapalı alanlardan, yani çok fazla korktuğum, beni triggerlandıran şey var. Ama ben böceklerden hiç korkmuyorum ve ömrüm boyunca da böcek fobim olmadı. Asla saçım toplu uyuyamıyorum. Bunun tam tersi de var bu arada. Saçımızı açıp uyuyamıyoruz diyenler de var. Ben de tam tersiyim ve uzun saçlıyım. Kısa saçlıyken de böyleydim. Hiçbir şey değişmiyor. Asla saçım toplu bir şekilde uyuyamam. Hayatımda hiç sigara içmedim. Test bile etmedim ve etmeyi düşünmüyorum. Benim gibi çok az insan kaldı. Biliyorum, lütfen adayı terk etmeyelim. Ben etmeyeceğim çünkü.
Benim sevmediğim hiçbir sebze yok bildiğim kadarıyla. Sebze sevmeyenleri anlamıyorum. Küçükken de çok severdim. Bence bütün sebzelerin tadı güzel ve sebzelerden bir sürü yemek yapılıyor. Benim yürüme alışkanlığım var. Ama böyle milletin yaptığı gibi sağlık için yürüyüşe çıkma şeysi değil. Nasıl derseniz. Mesela ben kendimi kötü mü hissettim? Kapıyı çekip çıkıyorum, boş boş yürüyorum. Aklıma bir şey mi takıldı? Kapıyı çekiyorum, çıkıyorum. Yani sokaklarda yürüyerek hayatımın düzeleceğini zannediyorum. Mesela insanlar kendilerini depresif hissettiklerinde şey yapıyorlar, yataktan falan çıkmıyorlar. Ben evde duramıyorum. Eve gelemiyorum. Ben küçükken yastıksız yatardım. Büyüdükçe yastıkla yatmaya alıştım. Ama yine bazen uyuyamadığımda falan yastığı yere atıyorum. Eski günleri hatırlıyorum. Veya bazen öylesine yastıksız yatma isteği geliyor içimden. Ve iyi geliyor bana. Neden bilmiyorum. Benim meyve yeme alışkanlığım var. Hakikaten. Hani böyle ders çalışırsınız da anneniz size meyve getiriyor. Öyle değil. Ben neredeyse her gün meyve yiyorum. Düzenli olarak ve bayılıyorum meyve yemeye. Hani mesela şey diyor ya herkes, meyve yemek benim asla aklıma gelmiyor falan diye. Meyve yemek benim hayatımın ayrılmaz bir parçası. Ben hayatınızda görebileceğiniz eli en iş yapmayan, en beceriksiz kişiyim. Benim baskın elim sağ el. Ama ben iki elimle de yemek yiyebiliyorum. Küçükken bana derlerdi ki sol eline yemek yeme diye. Ben de işte inat yapardım. Hayır işte sol elimle yiyeceğim falan derdim. Öyle kavga ederken sol elle yemek yeme yeteneğini kazandım. Peki bu kabiliyet ne işine yarıyor diyecek olursanız da hiçbir işe yaramıyor öyle. Anlatayım dedim. Beceriksiz olduğumu söylemiştim her fırsatta, söylüyorum zaten. Ayrıca ben aşırı sakar bir insanım. Sürekli düşüyorum yani. Her zaman başıma bir kendi açtığım sağlık sorunu gelir muhakkak. Bacaklarımda en az bir tane yara olur. Biri iyileşmeden yenisi gelir. Devlet dairesi olur, okul olur, hastane olur, sokak olur. Yani her yerde düşebiliyorum. Bir düşüyormuşum ne ki? Apartmanda bile düştüm, merdivenlerden yuvarlandım. Bir ay önce falan olması gerekiyor. Hala %100 iyileşmiş değil. İz var, inşallah geçer. Okulun ilk gününde şak diye yere çakılmışlığım falan var. Hem yürüyemiyorum hem bir de topuklu ayakkabı giymeye falan çalışıyorum. Boyumu ve kilomu bilmiyorum. Asla da öğrenmiyorum. Takriben bir şey söyleyeceğim size ama yani %100 doğru değil. 1.61 falan olmalıyım. 1.60, 1.62. Kilom da 45, 46, 44, 48 olmuştur belki. 42'ye düşmüştür. Hiç bilmiyorum çünkü. Neden bilmiyorum ama boyum ve kilomu asla öğrenmiyorum. Bir ara öğrenmişim işte. Her yerde söyleyip duruyorum. Değiştiyse de yapacak bir şey yok. Ben üşümüyorum. Yani benim üşüme eşiğim çok yüksek. Şey derler işte, zayıf kişiler daha fazla üşür diye. Bu teorinin yanlış olduğunu da size bugün kanıtlamaya geldim. Araba, uçak, otobüs, vapur, tekne. Hiçbir araçta kitap okuyamam ve uyuyamam. Bu gerçekten çok kötü bir özellik ve bana cidden zorluk çıkarıyor. Mesela işte insanlar diyor ya, yolda şu kitabı bitirdim ya da yolda bilgisayarımdan şu işi hallettim falan diye. Ben asla yapamıyorum. Sürekli böyle başım dönüyor, bir tuhaf oluyorum. İnşallah tek değilimdir ya. Neden böyleyim ki? Neyse. Bu videoda böyleydi. Hakkımda bir sürü saçma şey söylediğime inanıyorum.
Teşekkür ederim bu arada bana. Katlandıysanız. Gittim ben.